duman dallarına rasına, dallarına rasına, dallarına. Geldi bir kara duman dallarına rasına, dallarına rasına, dallarına. Kaderimde benziyor dumanın karasına, dumanın karasına, dumanın kara. Kaderimde benziyor dumanın karasına, dumanın karasına, dumanın kara. Göresledim yarımı, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği. Göresledim yarımı, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği. Gözden yaş akmaz ama kalbim oturmuş ağlar, kalbim oturmuş ağlar, kalbim oturmuş. Gözden yaş akmaz ama kalbim oturmuş ağlar, kalbim oturmuş ağlar, kalbim oturmuş. Güllüm zaman geçer mi? Güllüm zaman geçer mi? Güllüm zaman o. Sensiz bu yaylalarda güllüm zaman geçer mi? Güllüm zaman geçer mi? Güllüm zaman o. Sen çıkmazsan yaylaya dallar çiçek açar mı? Dağlar çiçek açar mı? Dağlar çiçek o. Sen çıkmazsan yaylaya dağlar çiçek açar mı? Dağlar çiçek açar mı? Dağlar çiçek o. Sevduğum sigaranı ne of çeker içersin, ne of çeker içersin, ne of çeker. Sevduğum sigaranı ne of çeker içersin, ne of çeker içersin, ne of çeker. Al beni de yanına, ne hasretli çekersin, ne hasretli çekersin, ne hasretli koy. Al beni de yanına, ne hasretli çekersin, ne hasretli çekersin, ne hasretli koy. Al beni de yanına, ne hasretlik çekersin,
ne hasretluk çekersin, ne hasretluk oy. Al beni da yanına ağla, ne hasretluk çekersin, ne hasretluk çekersin, ne hasretluk oy. Hani derler ya, ayağınızı tozuyla geldiniz. Umre'deydiniz değil mi? Evet, Umre'den geliyorum. Nasıl geçti? Umre bundan önce defalarca Umre'ye gitmişim elhamdülillah. Hacca gitmişim. Maşallah. Fakat böyle bir Umre görmemiştim. Bu ayda, hele bu Şubat ayında. Neden, ne görmemiştim? Niçin, neyini görmemiştim? Bu hac mıydı? Umre miydi? O kadar mı kalabalık? O kadar kalabalık. İyi maşallah. Ve bu kalabalığın başını Türkiye çekiyor. Aha. Yani kış ayında bile çok ciddi bir teveccüh. Sen bildiğin gibi değil ki. Türkiye'nin her yerinden sonra yaşlı değil, genç, ihtiyar, çocuk, çoluk, çocuk. Maşallah. Maddi durumları yerinde olan herkes Kabe, Mekke, Medine deyip yola çıkıyor ve gidiyor. Hayretimin mucib oldu. Geçmişleri de bildiğim için bu kadar kalabalık, istek ve arzu. Artık bunu nereye bağlıyorum? Ekonomi durum iyi olduğuna bağlıyorum. Aha. Bir de efendim hac ambargosu var. Her isteyen hacca gidemiyor. Senelerce kura çıkmıyor. Çıkmayınca ne yapıyor? Yahu diyor, belki ölüm ezel gelir de ahirete gidiyorum, giderim. Oraları bir görmeden gitmem ahirete diyor. Hele haydi bakayım hanımını da diyor. Hanımlar da ekstri. Şimdi hadi öyle bakalım bir artış var. Hadi bakayım Umre'ye. Çocuğa diyorum ki, ya sen kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Sen buralara bezdin diyorum anasını, usandın. Burada, burada insan bezer mi? Çocuk diyor bana. Özel mi? Ya sen kimle geldin kızım? Kimle geldin? Diyor ki dedem, annem, bütün babam, aile, ablam, ben. Maşallah. Siz çok zengin misiniz galiba? Öyle görünüyor. Oldukça diyor. Oldukça. Oldukça. Ya nerelisin kızım? Diyor ki Sakarya, Adapazarlıyım. Vay anasını. Çok memnun oldum diyorum kızım. Çok güzel. Aferin. Yani bu şekilde bir tezahürat var, Umre'ye koşma var. Geçmiş seneler, tekrar ediyorum. Geçmiş senelerde ben farklı görüş bu seneki çok büyük fark var. Umre'ye kalabalık, kalabalık, tevaf kalabalık. Aha. Öyle bir hoppala bir tevaf yapamazsın. Gayet yavaş gidecek. O kadar kalabalık. O kadar kalabalık. Ondan sonra geç efendim Sefa Merve'ye geç. Aha. Orası da herkese yine kalabalık. Yani bu seneki gibi geçmişten ders alarak görmemiştim. Elhamdülillah. Maalesef gidiyorum. Geçen sene hasta olduğum için gidemedim. Ve 15 günü bitirdik. Herkes memleketine dönerken ben Rize'ye gitmek icap etti. Aha. Ama buradaki akrabalarım, yakınlarım illa buraya gel dediler. Ben uçak değiştirdim. Vay maşallah. Sonra geldim İstanbul'a. İstanbul'da böyle dolaşayım bakayım. Onsuz ara verdim programlarıma. Çay TV'deki programlarıma ara verdim. Onsuz ara verdim. 2-3 hafta olsun. 5-6 hafta ne yapalım? Biz de kaç aydır sizi konuk almak istiyorduk. Sağ olsun bizim Sevcan asistanımız. Bu teklif bana Rize'ye gibi gelecek yoksa? Yok, biz Rize'ye gelemiyorduk. Buraya ama geldiğim aradık biz sizi. Aylar önce aradı. Sevcan bizim asistanımız aradı sizi. Siz o zaman demişsiniz ki ben İstanbul'a geldiğim zaman. Sağ olsun o takip etti. Vazgeçmedi. Bana bak. Ona yakaladık desek. Aynen. Doğru değil mi? Aynen. Yani yakaladınız yani. Yok, yakaladı. Tamam, sağ güzel, olsun. Güzel. Tamam. Şimdi hocam, çoğu insan size aslında şöyle 3-5 senedir, mesela ben 4 senedir falan Çay TV'den, Ramazan programlarından biliyorum. Şimdi siz de söylediniz, mesela Umre bile daha başka, daha güzel dediniz. Şimdi yanlış bilmiyorsam yaş 82 mi?
maşallah. Şimdi insanlar size programda dini sorularla, fıkıh sorularıyla tanıyorlar ama bunun hikayesi, mesela Umre'yi konuşurken ama siz önceki yılları da hatırlıyorsunuz. Bu kadar kolay değildi. Mesela hoca olmaya nasıl karar verdiniz? Ya o çocukluğumda başlayan... Kim vesile oldu mesela? Tabii ana baba vesile oldu tabii. Aha. Hafızlık. 7 yaşında başladım tabii hafızlığa. Aha. Camiye gitmeye. Ondan sonra hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra Arapça okuma derslerine başladım. Yıllarca Arapça okudum. Askere gidene kadar okudum. Askerden sonra Arapçaya devam ettim. Bir ara İstanbul'a geldim. Hocam vefat etmişti Rize'de. İstanbul'da okudum. Tekrar Rize'ye gittim. Uzun hikaye. Daha mühimleri bir konuşuruz da onlara giriş yaparsak. Çıkamayacağız ha? Şey biter, saatimiz biter. Peki hocam mesela o zamanlar, o zaman konuştuğumuz yıllar ne? 1940'lar değil mi? Evet evet. Peki o zaman hani Arapça dersi verebilecek alim, hoca nerelerde vardı? Nasıl bir eğitim vardı? Kolay değildi muhtemelen. Ya Arapça dersi verecek hocalar kaçak. Kaçak. Kaçak çalışıyorlar. Yaylalara gidiyorlar, dağlara. Ben oraya ona, kadar takip edilemiyor. Ben ona açık öğretim, Türkiye'nin ilk açık öğretim fakültesi diyorum. Yaylaya kaçıyor o zaman. Orada okutuyor. Emrullah Hatipoğlu'nu programa konuk aldım ben. Evet. O da Trabzonlu. O anlatmıştı. Böyle isimlerini de andı rahmetli hocalarının. O zaman dedi jandarma kontrol ederdi dedi. Yaylada bize ders verirdi. Dağın tepesi. Sizde mi öyle oldu? Biz de öyle. Biz de. Jandarma geliyor. Her zaman takip ediyor. Okunuyor mu, okunmuyor mu? Kim okutuyor? Yakalarsa icabinde hocayı getiriyor karakola. Elifbaları topluyor, getiriyor karakola. Efendim, şiddet var, adam akıllı şiddet var. Nerede okuyoruz? Ahırlarda okuyoruz. Ağaçlıklarda okuyoruz. Bozgerlerde. Bozger var. Kızıl ağaçlıklar. Onlar, oralarda okuyoruz. Kaçak vaziyette o. İşte devam ettiriyoruz. Arapçayı da, hafızlığı da. 1900 ta ki 1950'ye kadar. Allah o günleri bir daha göstermesiniz. Dua ediyorum. Ne şiddetli günler, ne acayip günler. Ya ağlanacak günlerimiz. Peki hocam. Tanrı oldu ezan. O ezanları dinlediniz siz. Ben okudum ezanları canım. 1946'dan Rize'de meşhur Orta Cami. Aha. 46'da açıldı. 1946'dan efendim söyle bakayım 50'ye kadar Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar ezan Allahu Ekber'e tahvil edilinceye kadar Tanrı Uludur ezan okumuşum ben. Siz de okudunuz mu Türkçe ezanları? Türkiye'de bugün televizyonda söyledim. Çay TV'de. Bugün Türkiye'de o ezanı benim kadar, tabii benim kadar fevkalade harfiyen kelimeleri itibariyle okuyacak bir adam daha varsa çıksın. Kamet'i de öyle, kamet. Nasıl bir okusanız hocam azıcık bize? Ezanı mı? Okuyayım. Ne yap yani ona duygu katmaya çalışıyordunuz yine hissettirebilmek tabii, için tabii, değil tabii. Mi? Tabii tabii. Mesela ezan bir bölümünü okuyayım. Tanrı oldu, Tanrı oludur. Tanrı'ya oludur, Tanrı'ya oludur. Mısralar da çok zor. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Devam ediyor. Böyle. Peki o dönem mesela o 40'lı 50'li yıllarda sonuçta hani siz o ne diyelim son dönem alimlere yetiştiniz. Yetiştim ya. Mesela hani Rize'de onlar belki mi? Trabzon'da. Benim hocalarım onlar ya.
kimler vardı hani mesela muhtemelen onların da kendine göre bir şöhreti var. Tabii. Falan dersi falandan almak lazım. Falan dersi falandan almak lazım değil mi? Tabii tabii. Mesela Ofta evvel orayı anlatayım. Ofta evvel rahmetiyle başlayayım. Allah rahimullah. Hacı Dursun Efendi. Aha. Dursun Efendi Çalekli. Böyle böyle Baltacı Deresi. Çalekli Hacı Dursun Efendi. Oh mücahit. Arapça okutuyor. Efendim yaylalara o şey yaylası var ya bir tane Sultan Murat. Çaykara'ya bağlı. Oralara gidiyor. Efendim başka yaylalara gidiyor. Hiç durmadan gece gündüz Arapça okutuyor. Dursun Efendi. Hasan Efendi Çaykara'da. Hasan Efendi, İdris Efendiler. Bunlar ulema adamlar. Ben onlardan geç Arapça okuyamadım ama benim dönemimde ben Rize bölümünde okuyordum. Aha. Onlar o bölümde okutuyorlardı. Benim Rize'de okuduğum adamlar Veli Köyü'nde Peyhan Hoca lakabıyla mağlup. Peyhan. Muhammed Şemsettin Topçu. Lakabı Peyhan Hoca. Ondan okudum. Ondan sonra bizim köyün imamı efendim Meksut Efendi Eşrefoğlu Meksut Efendi Çayrı'nın Musadağ köyünden ondan okudum. Saf Nahifi okudum. Arapçayı okudum. Ondan sonra Tula İmam diye meşhur ondan Arapça bir bölüm okudum. Ondan sonra efendim meşhur alim hocaların hocası Profesör Yusuf Karali daireye gittim. Müftülük dairesine memur olarak. Orada onunla o hocaların hocası Yusuf Karali ile 2 sene kaldım. Bayağı ihtisas yaptım Arapçadan. 1967-68 yıllarında. 67-68 onunla beraberdim. Sonra o vefat etti. Ben yine müftülüğe devam ettim. Böyle muhtelif hocalardan. Peki hocam o dönem hani diyelim mesela bu ilim adamları, kültür adamları, hani eğitim görmüş insanların bir araya geldiği, sohbet edebildiği, hani ders gibi sohbetler edebildiği meclisler, mekanlar var mıydı? Yok, mekanlar yoktu da mesela cenazeler, cenaze merasimleri buna vesile olurdu toplantılarına. Aha. Bir araya gelirlerdi, cenazenin zamanında 1-2 saat varken ulema otururdu, sohbet ederdiler. Yakınırlardılar. Yani ya ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Maksut Efendi, okutabiliyor musun? Bir sıkıntın var mı? Ya işte idare ediyoruz. Bizi pek takip etmiyorlar. Efendime söyleyeyim. Ebu Hoca'ya sorarlar, sen ne yapıyorsun? Ben çocukları okutabiliyorum ya. Ne yapayım? Bir nöbetçi koyuyorum armudun dibine. Aha. Armudun dibinde jandarmayı bekliyorlar. Jandarma karşıdaki virajdan açtıysa hemen gelene kadar hemen boşaltıyoruz talebeyi doğru ormanla. Böyle bu şekilde dertleşirlerdi, ağlarlardı, çizlerlerdi. Ne yapalım? Allah inşallah önümüzü açar, zamanı gelir de efendim kavuşuruz hürriyete. Fevkalade İslam parlar, ışıklar, İslam'ın nuru tekrar hayata geçer. Böyle yakınırlardı ulema. Sohbet ederdi yani. Böyle imkanlar buldukça. İmkan. Peki hocam o zaman diyelim Kur'an, Arapça gibi derslerin dışında okuduğunuz dergiler var mıydı? Mesela diyelim Büyük Doğu Dergisi, Necip Fazıl'ın o dönem geliyor muydu mesela Rize'ye, Trabzon'a? Necip Fazıl'ın Sebilur Reşat diye diğer şeylerin ismini duyardık biz. Ama hocalarımız onlara bize kadar ulaşamazdı onlar. O mecmualar, mecmua deriz ona bize. O zaman dergiler bize kadar o köylere gelip ulaşamazdı. Düşün ki bir gazete Rize'ye İstanbul'dan gemiyle bir haftada gelirdi. Günlük sonra, gazete bir haftada gelirdi. Bir hafta, 10 gün. Yolda gemi gelecek, tarih vapuru gelecek, Güney Su Karadeniz vapuru İstanbul'dan Rize'ye gazete getirecek. Köroğlu diye bir gazete vardı. O gelecek, ben ne olacak? O gelecek şehire, şehirden gelecek köye. Aha! Bir köyde bir radyo yok ya. Ajans dinleme imkanı bile yok, değil mi? Yok ya, sen ajans dinleme imkanı yok. Şehirde 1-2 tane radyo geldi. Haydi bir de Rus harbi, Alman harbi,
efendime söyleyeyim. Hadi bakalım o kahvede, hangi kahvede var o radyo? Kazım Emiş'in kahvesine. Hadi bakayım oraya. Hadi oraya esnaflar toplanırdı. O da çok parajit dedi böyle. Can çıkardı tek anlarsın. Peki bu zor şartlarda mesela hiç böyle arada kaldığınız olmadı mı? Yani böyle yoruldum, bezdim artık. Ben işte düz bir liseye gideyim, ortaokula gideyim. Yani hoca olmak bırakayım da normal bir devrim, mühendis olayım, avukat olayım. Böyle bocaladığınız dönemler yok, olmadı mı? Yok, çok pek ender. O istek, o arzu bize gelmezdi hiçbir zaman. O kapalı, onumuz sanki gözümüz kapalı, kulağımız sağır. Bir, efendime git okulu, ortaokulu oku, liseyi oku. Onlar pek bazı aydın adamlar o zaman vardı. Onlar oğullarını okuturlardı. Kızlara hiç müsaade etmezlerdi. Hele kız ilkokula gönderilmezdi. Zorla efendim muhtar, bekçi köye çıkar, isimlerini yazar. Efendime söyleyeyim, göndereceksin. Ben göndermem çocuğumu. İşte göndermezlerdi. Ama işte yavaş yavaş biraz göndermeye başladılar, okumaya başladılar. Mesela benim hanımım 1948 mezunu. İlkokul mezunu. Babası dedi ki ben kızımı okula göndereceğim dedi. Gönderdi. Yani düşün ki bizim mahallede 3-4 tane kovaca 40 haneli bir mahallede 3-4 tane yazı bilen kız vardı ya, 3-4 tane. Hepsi o kadar. Kimse yazı bilmez. Mektup yazdırırlardı onlara. Kadınlar gelirdi. Kızım bana bir mektup yaz da oğluma, kocama, İstanbul'a. Ha? Şuraya buraya bir mektup yaz. Yazdırırlardı. Mektup yazan yok ki köyde. Peki hocam, şimdi siz televizyonda halk size sürekli sorular soruyor. Hatta genelde aynı soruları soruyor değil mi? Halk dini sorular bana yazıyor. Genel sorular hep dini sorular. Ama genelde benzer sorular değil mi hocam? Yani mesela siz... Birbirine yakın. Şunu demek istiyorum. Mesela diyelim 1940'lı yıllarda, 50'li yıllardaki diyelim halkın soruları yine benzer miydi, yoksa arada böyle bir fark var mı? O zaman... Çünkü şunu demek istiyorum. Mesela diyelim siz, şimdi sizi hiç tanımayan, ilk defa gören biri der ki geleneksel bir hoca efendi der. Ama ben biliyorum ki siz mesela kaç defa izledim, birçok böyle geleneksel denilebilecek şeye de kızıyorsunuz. Bağırıyorsunuz, böyle bir şey olmaz, dinde böyle bir şey yok. Bu tarafınız da var. De var. O yüzden yani siz böyle işte insanların inançlarını ya da halkın inançlarını olduğu gibi kabul eden bir yapınız da yok. Evet. Muhtemelen çocukluğunuzdan itibaren bunları gördünüz, gözlemlediniz. Yok. Ne değişti, ne değişmedi mesela? Hani 80 yılda gördüğünüz. Hani yani o tarihte bu tarihte ne mi değişti diyorsun? Halkın inanışında, İslam inancında. Tabi değişen ne biliyor musun? Şu teknolojinin gelişmesi var ya. Teknolojinin gelişmesi. Aha. Bu teknolojinin gelişmesiyle kafalar da değişmeye başladı. Olumlu mu, olumsuz mu hocam? Olumlu. Nasıl mesela? Kafalar. Mesela olumsuz tarafları da var. Aha. Teknoloji şerre de getiriyor, hayır da getiriyor. Aha. Demonunu doğru tutan, kafasını, aklını kullanan hayır yolunu takip ediyor. Aha. Teknolojiyle. Bak size bir şey söyleyeyim. Şu cep telefonum var ya benim. Aha. Ramazan, şu geçen Ramazan'ın 12'sinde telefon numaranı verdim. Hiç vermiş değildim. Aha. Cep telefonu kullanıyorsunuz. Verdim. Aha. Verince bir telefon yağmuruna tutuldu. O gün bugün hala hiç durmadan telefon, dini konular soruluyor bana. Yaptığın hizmet, dini bu, dini İslam'ı, telefonla, teknolojiyle yaptığım hizmeti arkadaşlarım 40 sene vaiz hocalığı yaptılar, kürtülerden yapamamışlardı. Şimdi bir ara vereceğiz. Oradan devam etmek istiyorum. Bak, çünkü görüyor musun? Görüyor bir nevi musun? 70 yaşında, 80 yaşında şöhret oldunuz hocam. Ya. 70 yaşında, 80 yaşında şöhret olmak, onu az sonra konuşalım. Neyle oldu? İşte televizyon mu? Tabii. Ya. Bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Tabii verelim. Thank you.
Hocam 70 yaş, kaç diyelim ortasını bulalım. 75 yaşında bir hoca efendi olarak şöhret oldunuz Türkiye çapında. Hatta öyle. Türkiye'yi de aştı. Öyle öyle oldu. Peki nasıl bir duygu bu? Şimdi insanlar sizi sokakta tanıyor. Hacca gidiyorsunuz, orada tanıyorlar. Telefonunuz hiç susmuyor. Kıskanan hocalar da vardır. Arkadaş, bu teknoloji diyorum ya. Bu telefonla yaptığım hizmet var ya, şu dini mübini İslam'a. Aha. Telefonla. Bu hizmeti dedim sana ya. 40 sene vaaz etsem ben bunu getiremem ya. Mümkün değil bunu. Bunu tamamlayamam. 40 sene vaaz etsem. Şurada Ramazan'dan beri ne geçtik ya? 4-5 ay geçti diyelim ben. Ya o kadar bir hizmet yaptım ki hala devam ediyor her gün. Ya beni ne arıyorsunuz? 190'ı arayın ya. Değil mi? Diyanet'in fetva hattı var. Bütün müftülüklere şimdi ne koyuldu? 190. Alo. Fetva müftülük. Evet. Türkiye'deki bütün müftülükler. İlçe ve... illerde değil mi? İl. Orayı arayın. Hayır. Yine beni arıyor adam. Ya Türkiye'nin bayağı şey... danışman, dini danışmanı gibi bir durum arz etmeye başladım ama riya yok, kibir yok. Peki böyle hocam zorlanmadınız mı? Daima tevazu, evet. Tevazu olmak. Yoksa elimden alırlar bilgilerimi. Evet. Kulağımı çekerler. Perişan duruma düşerim. Korkmadınız mı peki hocam? He? Yani korkmadınız mı hani bu şöhretten sonra? Hiç. Ne korktum, ne kibirlendim, ne böbürlendim. Hiçbir şey olmadı bana. Daha da aşağıya indim. Daha da aşağıya indim. Kendimi muhafaza ediyorum ve Allah'a sığınıyorum. Ya Rabbi riyadan, kibirden kalbimi muhafaza eyle, beni muhafaza eyle. Gazeteciler geldi evime mesela, Zaman Gazetesi. Ramazan bayramında geldi. Yanına geldi. Benimle röportaj yaptı. Ondan sonra beni getirdi, dışarı gezdirdi. Kale Rize'nin kalesine çıkardı. Özel resimlerimizi aldı. Tekrar konuşturdu. Ondan sonra yayınladı pazar ilavesinde. Onlar bana hiç bir şey gelmiyor. Ama İslam'a hizmet ettiğimin farkındayım. Yüce dini, bu garip kalan bu din. Bu din garip kaldı. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Şu garip dine Allah-u Zülcelal İntansurullah yansurkum. Ey inananlar, eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu prensip içerisinde hedef bu olarak yoluma devam ediyorum. Ve yusebbit ekdamakum ve ayaklarınızda kaymaz. Bana yardım ederseniz, dinime yardım ederseniz. Bu hedeften hareket ediyorum. Maşallah. Yok şöyle zaten yani insanlar sizin o televizyon stüdyosunda bile doğallığınızı, samimiyetinizi görüyorlar. Hatta diyelim sizin o aslında esprili bir karakteriniz de var. O da var. Ondan sonra o da büyük hani... rol oynuyormuş. Benim haberim yok. Yani benim konuşmalarım ve esprili hallerim benim çok dinlenmeme. Ben bile bir sürü arkadaşıma tavsiye ettim. Çünkü niye biliyor musun hocam? Şimdi kimseye gıybet olmasın ama şimdi Ramazan'da mesela bir tane hoca efendi böyle neredeyse gözün nemli sahabeyi anlatıyor. Sahabe diyelim Hazreti Ebubekir Efendimiz'i anlatıyor. Evet anlatıyor. Yani. Kamera böyle yaklaşıyor. Gözler nemlenmiş. Ağladı ağlayacak. Birden duruyor hocam. Tam böyle diyelim en heyecanlı yeri değil mi? Bir olay anlatıyor. Birden duruyor. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine beraberiz. Evet öyle. Ben yani az iki dakika önce çok duygusaldık. Farkındayım. Tam şimdi nerede kamera başına getiriyor. Ondan sonra hadi bakalım reklam. Yani artık profesyonel olmuş. Ben mesele değiştiriyor da maddeye gidiyor. Yani manadan maddeye. Stüdyo değiştiriyor. O yüzden seviyoruz. Ama hikayenin diğer tarafını devam edelim. Askere gittiniz. Orayı anlatmadınız mı? Askerlik Rize'nin dışında ilk defa mı çıktınız? Oo, çıkmadım. Askerden önce İstanbul'a gelmiştim ben. Askere geldim İstanbul'a. Jandarma sınıfında. Geldim Maşka, jandarma okulu Maşka'da. Harbiye Maşka var ya Nişantaşı. Tamam. Orada. Şimdi üniversite o bina. Orada askerdim ben. Sonra polis görevli jandarma vardı tarihte. Sene 1951-52. Polis görevli yardımcısı jandarma. Efendim
askere Fatih'e geldim. Fatih'e tayin edildim. Akrabalar var mıydı o zaman İstanbul'da? O fazla yoktu o zaman. Kasımpaşa'daydılar. Fatih'e geldim. Asker oldum. Şahzadebaşı karakolu polislerle beraber yatılı kalkıyoruz. Polisler de bizde. Sivil lokantada yemek yiyoruz. İstanbul'da belediye otobüsleri bedava o tarihte. Efendim, emniyet müdürünün bir tane arabası var. Ekip yok, bir şey yok. Aha. Bizim emniyet, Fatih Emniyet Amiri Mustafa Bey motosiklet, o motosiklet var ya şeyli, sepetli sepet. Böyle bir motosikletten geziyor. Fatih Emniyet Amiri'nin arabası yok. Yok arabası yok emniyet amirinin. Alo, sonra ekipler geldi. Alo 82 bizim ekip. Yani emniyet müdürlüğüne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir ekip verildi. Ki araba verildi bir tane. Alo 82. O telsizle Küre'ye git, kavga var. Küre'ye git, efendime söyleyeyim. Eyüp'e git, orada bir düğünde kavga var. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Geç Üsküdar'a, orada bir kavga var. Üsküdar'a giderken kadar zaten kavga öldürüyor. Neden geçeceksin? Arabanı vapura bineceksin, tek gelecek. Bineceksin, arabanı vapura gidip Üsküdar'a. Kısıklı'da bir düğün var, düğüne. Gittik. Dedim ya bu kavga mugan yok. Dediler bana ki, başlarız ama merak etme. Birazdan başlar. Birazdan başlar dedik olacak. Ben de polis görevli, jandarma onbaşısıyım. O zamanlar jandarma polisin yardımcısı. Ha, yardımcısı. Hizmetinde. Yani üstelik bir de jandarma onbaşılığım var ki ben de bir amir sayılıyorum jandarmanın başına. Aha. Bu şekilde ne yapıyoruz? Hizmet yapıyoruz İstanbul'u. 1952'de Demokrat Parti yeni girmiş iktidara. Yeni hareketler başlamış. Evet. Aha. Bu şekilde İstanbul'da... Peki hani İstanbul aklınızı başınızdan almadı mı? Ben burada kalayım askerden sonra. Yok, buradan yok, evleneyim. Yok. Buranın kızları güzel. Yok bir şey olmadı bana hiç. Ha. Yok. Babam ne derse öyle. Babam ne derse gel, askerliğini bitir. Hadi bakayım Rize'ye gel. Arapça okuyacaksın daha. Dersin tamam etmeden gittin askere. Dersini bitireceksin dedi. Askerliği bitirdim. Jandarma 30 ay. 30 ay. 30 ay. Bari 36 ay. Ben jandarma oldum. Ben istedim jandarma olmayı. Ulan ya sonradan dedim niye jandarma oldum ya? 6 ay fazla askerlik yapıyorum. Olsam piyade ne olacaktı ya? Değil mi? Oldum jandarma. İşte 30 ay. Efendimiz askerlik yaptım. Ondan sonra 22 ay burada polis görevine kaldım. Peki. 8 ay havayda eğitimde kaldım. Eğitim onbaşısı olarak. Yüzbaşı beni savuş yapacaktı. Sonra geçtim emniyete geçebildim. Peki fırsat bulabildiniz mi? Mesela buradaki diyelim hani burada kitap alıp kitap okuyabilmek. İşte değerli böyle hocaları ziyaret edebilmek. Bak Fatih'te nasıl değerlendirir kendimi biliyor musun? Fatih'te. Durgazade'de Kur'an kursu var. Durgazade var şeyde Fatih'te. Bir cami var, ufak bir cami. Orası Kur'an kursu. Kesik ayak İsmail Efendi lakabıyla maruf bir kurra var orada. Allah rahmet etsin, saygıyla anıyorum onu. Efendim, hemen oraya başladım şeye. Subhaneke'den talima, kıraata. Bunu ne zaman yapıyordunuz? Yani sizin hangi saatler adı? 52. Bir yandan askersiniz. Dumlu Pınar Tahtip Ağır battığı sene. Sanakkale'nin Nağra burnu önünde. Napolan Şilebi'yle sarpışan, efendime söyleyeyim, Dumlu Pınar denizaltımızın çarpması ve 81 bariyerin boğulması. 52. 52'de 1952. O zaman işte. O zaman İstanbul'da gidiyoruz, baskın yapıyoruz, geziyoruz. Jandarmalarla beraber, ben de polislerle beraber o ekiple geziyoruz. Beyoğlu'na gidiyoruz, barlara, efendim barlara giriyoruz, çıkıyoruz, sazlara giriyoruz, çıkıyoruz. Oralar evet. Şaşırtmadı mı sizi hocam? Beyoğlu'nda barlar, gazinolar. Resmi görevli giriyorum. Ya, Walter belimde, Walter tabancası belimde. Efendim, elbiselerimi güzel yaptırmışım efendim, şık vaziyette. Ben de polislerle beraber geziyorum, dolaşıyorum. Barlar kavga, gürültü oluyor. Bazı iş olsun diye girip çıkıyoruz. Ben hiç şaşırtan tarafı olmadı. Derse devam ettim. 22 ay Dürgerzade'de Kesik Ayak ismindeki Hoca Efendi'den
kıraati devam ettim. Kur'an'ı kıraat ettim. Ve Arapça dersleri vardı İstanbul'da. Onları da devam ettim. Peki o zaman böyle hangi alanda uzmanlaşmak istiyordunuz? Yani tefsir mi, kıraat mı, hadis mi? Efendim, var mıydı böyle bir hedef? Arapçanın anahtarını yakalamak istiyordum. Aha. Arapçanın anahtarını. Anahtarını. Ha. Ondan sonra ben kendiliğimle istediğim kitabı okurdum tabii. Aha. Ona çalışıyordum. Ona sarf nahif derler. Değil mi? Sarf ve nahif okuması. O emsile binalar falan. Emsile bina, maksud, izzi, merah. Geç efendim nahife, avamil, izzar, kafiye, molla cami. Geç ondan sonra mani, beyan, bedir. Ondan sonra geç efendim hakkaide. Nesefi hakkaidi. Hakkaid okur. Ondan sonra geç usulü fikre. Peki İstanbul'da 22 ayda nereye kadar gelebildiniz? Subhaneke'den başladınız. Subhaneke'den başladım ama cüzünü bitirdim. İnden Fethanay'ı okudum. Usulü. Yasin'i kıraat ettim. Ondan sonra geldim Elhem'den başladım. Vakalı günü bir falan ma iki kulu amanla uç ve ineye tümdü derecesin dört. Dördüncü sözüm beşinci yaprağına kadar geldim. Ve ma eshabekum yevmen takıl cemani çevir sayfayı fenkele bu bi ni'meti minallahi. Oraya geldim sayfanın dibine hocam dedim. Burada benim dedim tehrisim geldi, askerliğim bitti. Ben ne yapayım dedim. Devam etmek isterdim ama dedim maalesef babam beni bırakmıyor artık. Dedi oğlum sen yeteri kadar zaten Rize'de Alaeddin Efendi'den talim görmüştün. Bu fazlalık oldu. Bu sana yeter dedi. Haydi bakayım dedi yolun açık olsun. Hocamın elini öptüm. Evet. Doğru Karadeniz vapuruna doğru Rize'ye. O zamanlar tabii vapur yolculuğu. Tabii. Yatağı sırtına alıyorsun. 5-6 güne gittik. Şey değil mi ama yatağınızı mı? Ne, yatak alıyorsunuz yanınıza. Ha, şimdi bak o yenicilere bizim ekseri bizim köylü. Güneşli. Güneşli. Onların baş altında yataklarına yatıyorum onların da. Vay, benim babamın hatırı var. Sonra ben hafızım. Ha? Bana saygı duyuyorlar. Yemeğimi de veriyorlar. Rize'ye gidene kadar yatağımı da veriyorlar. Peki hocam Rize'ye geri döndünüz. Babanız sizle ilgili planları yapmış. Ne dedi? Teristen sonra mı? Teristen sonra. Oho. Teristen sonra efendim gittik Rize'ye. Başladık yine Arapça okumaya. Yine başladık okumaya. Okudum. Ne kadar daha sonra? Babanız demedi mi? 3 sene daha okudum. 3 sene daha okudum. Babamın varlığında. Babam bana oku oğlum. Pişman olmasın. Ben senin arkandayım. Ben senin masrafını temin ederim. Ben sana yeter ki oku, hafızlık yaptın, kıraat ettin. Tuttun efendim Arapça okuyorsun, Arapçayı sonuna kadar bitireceksin, icazet alacaksın. Ve dediğini yaptım ve babama icazet aldım demeyecek ismi geçen Peyhan Hoca'dan. Çayeli müftüsüydü o zaman. Peyhan Hoca'mdan rahimahullah icazeti aldım. Ve efendim hoca olduk artık. Yani o günleri de gördü rahmetli. Evet. Günleri de gördüm. Maşallah. 500 lira da babam bana 1955-54'te 500 lira bakşiş verdi. İcazeti aldığınız için yani eğitim bitti. 500 lira. Oo. Ulan 500 lira. Kırmızı bir 500 lira kırmızı. Para kırmızı bir para. Bugün, bugünle kıyaslarsanız yaklaşık yani ne alıyorsunuz o parayla? Bir yarım ev yaparsın onu. Yarım ev. Kaba inşaatı bittiriz ya. Kaba inşaatı bittiriz. Maşallah. Eğitim bitti ondan sonra hocam. İş mi? Evlilik mi? Bak evliliğe sıra gelince ben askerden evvel hanımı kaçırdım ben ya. Öyle icap etti. Ben de zaten siz hikayeyi anlatırken pek ikna olmadım. Çünkü çok efendi anlatıyorsunuz. Yani her şey böyle çok nizami. Askere gelmeden 8 ay sonra askere geldim. Öyle icap etti. Ama hanımı başkası istiyordu tamam mı? Gidecekti. Hanım beni seviyordu. Ben de öyle seviyordum. Baktım başkası istiyor. Babası verecek onu başkasına. Ulan dedim. İşe bak ya. Peki siz hocam bu ilim irfanla uğraşırken rahmetli yengeyi ne zaman nerede gördünüz, tanıdınız? Ben bizim mahallede bizim akrabadan. Benim akrabadan. İlkokul mezunu. Ha. 1948 ilkokul. O zamana göre bir nevi üniversite mezunu gibi bir şey ya, bu. Yok üniversite. Bizim köyde tek gazete okuyan ya. Ya güzel. Hayret.
Ondan sonra hanımı kaçırdık, evlendik ondan sonra gittik askere. Peki hanımı kaçırınca olay olmadı mı? Ha? Hanımı kaçırınca olay olmadı mı diyorum? Karışmadı mı ortalık? Şikayet etmediler. Aha. Olmadı. Anası şikayet etmedi. Babası İstanbul'daydı. Anası dedi ben şikayet edemem dedi. Ve bana sahip çıktılar. Benim gibi bir delikanlıyı hem hafızı kelam hem Arapça okuyorum hem köyün en yakışıklı delikanlısı benim gibi bir adam kızı kaçırdıktan sonra ona laf mı var ya? Peki hocam ya kaçırmadan niye istemediniz? O ki bu kadar hani. İstedim de daha vakit var dediler ama başkası gitti onu istemiyor. Risk var orada. Yok. Git İstanbul'da babasından onu istemiyor. Verirsen ondan sonra olmaz ayıp olur. Anladım. Verdikten sonra birinin olmaz. Talip olduğuna talip olunmaz. Husumet. Husumet olur ya. Olur. Adamın kızını verdi. Verdikten sonra alıyorsun onu. Adamın hanımı sayılır ya o. Demek. Ya onun için hemen acele ettik, hanımı kaçırdık. Ondan sonra birkaç gün sonra düğünü de yaptık tabii. İş oldu bitti. Maşallah. Şimdi bir ara daha vereceğiz hocam. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Hadi kaldığımız bakalım. Yerden. Verelim. Gel ki derece manadır.
da gerçi fukaradır. Amma şu aradır, aman aman. Aman aman, aman aman aman. Yandım, yandım, yandım sana kurban. Öldüm, öldüm, öldüm sana hayran. Aman aman, aman aman aman. Yandım, yandım, yandım sana kurban. Öldüm, öldüm, öldüm sana hayran. Ara vermeden önce demiştiniz ki askere gitmeden önce hanımı kaçırdım. O işi de hallettim. Askere gittim. Askerde de fırsatı değerlendirdim. Bir yandan da ilime devam ettim. Döndünüz geriye. İcazeti de aldınız. Rahmetli babanız 500 lira da harçlık verdi. Sonra peki yeni hedef neydi? Nasıl hoca oldunuz? O zaman kolay mıydı mesela Diyanet'e girmek? Sonra artık görev almam icap etti. Artık tekamül dönemi bitti diyelim. Görev almak hususu meydana çıktı. Taliplerim çıktı. Bizim köye gel. Bizim köye gel falan. Efendim, bunların içinde Rize'ye bağlı Camidağ köyünü seçtim. Camidağ köyü. Evet. Dört yol size giderken. Dört yol benim rahmetli anneannemin köyü. Öyle mi? Anneannem evet. Soyadı işte, da Köse. Tamam. Köseler. O Köseler. İşte ben o Köselerin köyüne görev aldım. Köy imamlığına. Yukarıda bir cami vardı. Aha. Ve yukarıdaki cami. Merkez Camisi. Yani aha, dört yolun yukarıda. Mağalos. Tam o kadar adını bilmiyorum. Eski ismi Mağalos. Orada görev aldım. Orada kaldım 6 sene. Orada büyük başarılar meydana getirdim. Kur'an kursu yaptırdık oraya beraber. Talebeleri çoğalttım. Ama hafızlık meselesini kurdum orada. Üniversitesini kurduk. Efendim, Arapça okumak, okutmak bir taraftan, hafızlık yaptırmak bir taraftan. Gece gündüz çalışırdık orada. 6 sene bu tempoyla hiç durmadan devam ettim oraya. Maşallah. Ama o günleri de bir anlatın mesela. O günler hepten yokluk dönemleri değil mi? Mesela köylüler ne ekiyor, ne biçiyor? Zengin çay, var mı? Çay başlamış ama. Yeni çay değil var mi? Yıl kaçtı? Çay, yani 58. Değil mi? 58. 59. 58'de gittim bu Camidağ'a. Maaş
250 lira. E babanız daha çok açlık verdi. Aylık 250 lira. Babam bana 500 lira verdi. Ha güzel. 250 lira. Dediler ne istiyorsun bana? Köyün mütevelli heyeti. Dedim ya bunun pazarlığı olmaz falan. Yok illa söyleyeceksin dediler. Ben de buna veremezsin. Vermezler. Fazla gelsin diye biraz da gönlüm istemiyor oraya gitme. Babamın şeyle tesiriyle dedim ki 250 lira. Madem ki ısrar ettiniz 250 lira vereceksiniz. Dediler ki uç aylığını peşin al bakalım. Vay. Transfer. Yok transfer. Dedim almam. Yok alacaksın dedim. Almam. Almadım da. Köylü değil mi bu parayı toplayıp verir? Köylü. Bayramoğlu Osman Dayı. Bayramoğullarından Osman Dayı Allah rahmet etsin. Gel tamam. Çocuklarımızı okut. Anlıyorum. Ezanımızı oku. Oğulları var falan. Öldü kimisi. Osman Dayı hadi bakayım mütevelli heyeti başkanı. Al parayı dedi. Olmadı. Ve başladık oraya göreve işte. Talebeler geldi. Sibiyanlardan başladık. Sibiyanların içinden hafızlık yapacak derecedeki ilkokulu bitirmiş talebeleri seçtik. Arapça da okuyabilecek durum onları da seçtik. İki ders kurduk oraya. Bir Nesere Yansur'u emsila, bir Namaksıt, bir de Arapça dersi. Hafızlık dersi. Yani bu bir Arapça gramer öğrettiniz, evet. Bir de hafızlık öğrettiniz. 6 sene devinecek dediğim gibi durmadan orada görev yaptık elhamdülillah. Ondan sonra oradan ayrıldık. Kadro meselesi yüzünden. Orada kadro yoktu. Yani camide kadro yok. 6 sene Fahri İmam görev abi. Yaptık. Maaş aldık. Köy heyeti ihtiyariyesinden maaş aldık. Ve böylelikle orada 6 sene sonra kadro icabı 630 sayılı Diyanet Teşkilat Kanunu yürürlüğe girmeden önce görevi başında olanlar asaleti tasdik edilecek. Görevi başında olmayanlar vekil kalacaklar. Biz hemen oradan Palas Pandras doğru Rize'ye müftülüğe müracaat ettik. Efendim ilk 10 Ağustos'ta göreve girdik. İmtihanlara girdik. 15 Ağustos'ta kanun yürürlüğe girdi. Biz içeriye kaldık. Ve asaletten bir kadroya girdik. Görev aldık. Asr-ı Mezarlıklar Camii'ne. Ondan sonra orada bir sene görev yaptıktan sonra müftülük kadroları da değişmeye başladı. O imamlık görevinden müftülük şefliğine kadrosuna naklettik. Ve müftülük şef kadrosuna 12 sene kaldım. Peki hani sevdiniz mi o yöneticiliği? Evet. Yani o zaman iki senesi demeyecek bahsi geçen Yusuf Efendi, hocaların hocası Profesör Yusuf Efendi ile iki sene kaldım. Bir yerinde sizin işte Köprülü köyünden olan Fosa. Haydar Hoca. Haydar Aktaş o zaman. Şimdi Sadıkoğlu. Arkadaşımla beraber de 10 sene orada görev yaptım. Ondan sonra geçtim Orta Cami'ye. Orta Cami imamlığında iki imam vardı ya. Ona heves ettim. İki imam olduğu için hafif bir görev. Oraya o zaman gittim. Çok büyük bir önemli bir şey. 20 sene orada görev yaptım. Maşallah. Orta Cami'de 20 sene. Dersler kurdum. Fıkıh dersleri kurdum. İşte bu fıkıh ilmini başlangıcı oradan geliyor. Size oradan asıl geliyor. Ve hiçbir arkadaşımın beceremediği ağırlıklı fıkıh ve çalıştığım için birçok arkadaşımın hepsi değil de beceremediği fıkıh yönünden ilerleme yaptım ve nihayet Çay TV'ye geçtim. Emekli oldum ve Çay TV beni aldı. 12 senedir Çay TV'de Necati Hoca cevap veriyor. Programını da yürütmekteyim. Hala yürütüyorum. Maşallah. Ve devam edeceğim inşallah. Allah sağlık. Ta ki takatımız olacak. Abi. Oluncaya kadar. Evet. Bir kişiye bir soru soruyor. 10.000 kişiye lazım. Peki hocam. Şimdi gördüğüm kadarıyla siz şikayet etmeyi sevmiyorsunuz. Siz gördüğüm kadarıyla şikayet etmeyi sevmiyorsunuz. Şikayet etmeyi mi? Şikayet etmeyi sevmiyorsunuz. Yani hep böyle
aşkla, şevkle çalışmak. Yok. Aşkla şevk. Şimdi ama herhalde her şey böyle toz pembe değil. Mesela diyelim fıkıh sorularına cevap veriyorsunuz. Adam diyor ki size ama falan hoca öyle demiyor diyor. Ya da falan hoca sizin aleyhinize laf ediyor. Onlarla nasıl mücadele ettiniz? Oo, çok sıkı çok olmuş bu soru. Arkadaş, çünkü insanlarla uğraşmak bu kadar kolay olmasa gerek. Yok, mücadelem oldu ya. Benim moralimi bozanlar oldu. Bazı insanlar işte dine kolaylık getiriyor. Madem ki bu meseleler ortadaydı, kitaplarda var idi. Bundan önceki ulema Rize'de bunları niye söylemedi de şimdi Nezahat Hoca onlardan da alim mi kesildi başımıza? Bunları söylüyor efendim, şu günah değil, bu günah değil, şu şöyledir, bu böyledir. Nerede eski ulema? Onları niye söylemedi? Söylemediler. Bu dine zarar getiriyor. Ellerinden geldiği kadar zimnen bana balta olmaya çalıştılar. Fakat hepsini bir tarafa koydum. Başardım mücadeleme. Hoca arkadaşlarımdan bazıları hiç çekemediler. Onu diyeceğim. Onun da haberim var. Sonuçta hoca da olsa insan, onun da nefsi insan var. Olur. Hasetlik ettiler. Efendim, başka Rize'de hoca yok mu da hep bu mu konuşacak televizyonda? Bizim patron İsmail Hoca da, İsmail Torlak, o da hoca, din adamıdır o da. Dedi ki gelin, siz de gelin. Gelin konuşun, siz de bakayım. Hadi. Geldiler, bir iki defa konuştuysalar da tutunamadılar. Oraya gittiler. Beni şimdi hasretle bekliyor. Çay TV bekliyor. Herkes bugün Kırıkkale'den telefon ediyor bir arkadaş. Ya o arkadaş, programlarına ne zaman başlayacaksın? Ekranda karanlığa kaldık ya, sen yoksun. Ne zaman başlayacaksın? Dedim ki umre dolayısıyla bir ara verdim ya. Bu arayı biraz daha aralayayım dedim. Biraz daha İstanbul'a kalayım dedim. Adamlarıma, akrabalarıma, yakınlarıma. Bundan sonra inşallah devam edeceğiz. Ya bekleyemiyoruz ya, Allah'ını seversen. Bir an evvel git diyor. Rize'ye telefon açtım diyor Çay TV'ye. Çay TV diyor ki yakında başlayacak. Geldiği zaman başlayacak. Evet dedim, gittiğim zaman başlayacağım ama ne zaman gideceğim? İnşallah Allah sevdiklerinize kavuştursun da. İnşallah. Peki hocam, şimdi dedim başta da arada dedim ben. Mesela siz tanımayan biri der ki işte geleneksel hoca efendi. Ama siz de az önce dediniz ki ben bile hocalarla kavga etmek durumunda kaldım. İlmi münakaşa tabii, kaldı, yani kavga da. İlmi münakaşa. Şimdi karşı çıktılar, öyle değil dediler. Ya o dedi bana ki kardeşim, dört kitaptan ben bunu söylüyorum. Kaynaklarım sağlam. Sen bir kitaptan konuşuyorsun benimle. Dediğim halde gene hocalar, birkaç tane daha hoca onun yanında, bunun diğerinin yanında, onu desteklediler. Bir kitap. Ben dört kitapta diyorum böyledir. Kaynak gösteriyorum. O diyor bir kitaptan. Bu kitap diyor hepsine sağlam. Böyle mücadelem oldu. Ama evelallah muvaffak oldum. Ve Türkiye çapında ismim okunuyor, duyuluyor ve memnunum, razıyım. Maşallah. İslam'a hizmet ettiğim babta, ettiğim için Allah bana buna lütfetti. Hiçbir kuluna nasip etmediği, pek ender nasip etti. Bir hususu Mevla bana verdi, lütfetti. Haydi kulum Necati, sen bu dinimi anlat. Şarktan garda anlat. Anlat, senin yolunu açtım ben. Orta camide 100 kişi bulamıyordun cuma günleri. Daha biraz az cuma günleri. Şimdi bak, teknolojiyle bu dinimi ta nereden nereye anlatıyorsun? Ya ta Fransa'dan telefon geliyor sana. Fetva soruyor sana, Fransa nerede? Ondan sonra efendim Almanya'dan geliyor, İtalya'dan geliyor, İngiltere'den geliyor. Sana soruyorlar, bunu sana verdim. Hadi bakayım bunun kıymetini, katı kıymetini bil. Riya, kibir falan yapma, poz yapma. Hepinizin elinden aldırım senin bak. Peki hiç Avrupa ülkelerine de gitmek nasip oldu mu hocam? Oldu. Danimarka'ya gittim. Neler, nasıl? Abu Danimarka'ya gittim ha. Bir Ramazan'da Danimarka'daydım. Neler gözlemlediniz mesela? Arkadaş, ya müftü o zaman, müftü Haydar Hoca'ydı gene, Haydar Sadıkoğlu senin komşun. Dedi ki ya sen hiç Avrupa'ya gittin mi dedi. Din görevlisi olarak dedim gidemedim, gitmedim. Gönderelim dedi. Dedim sen bilirsin.
Ankara'daki arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanı arkadaşlarım, dedim ki ya beni Almanya'ya gönderin ya arkadaş. Yok, tuttular, peki dedi, Almanya'ya gönderin derken, gönder Danimarka'ya. Ulan ben Danimarka'ya niye gönderdim? İşte Danimarka'da rahat edersin. Ulan ben rahatlık istemiyorum kardeşim, ben hizmet istiyorum ya. Çalışmak istiyorum ben. Konferans vereceğim gece gündüz. Bir ay bu yahu bir Ramazan'da. Benim Danimarka'ya ne işim var? Hadi gittim Danimarka'ya. Nesved diye bir şehre gittim. Kopenhag'a 70 kilometre. Nesved'e gittim. Oo, cemaatim Sivas, Ulukuşla, Uşak. Bunlar, bu arkadaşlar çok iltifat ettiler. Çok ilgi gösterdiler. 1995. 94-95. Peki hocam, yani mukayese etmediniz mi Danimarka'yı, onların medeniyetini? Abi, Danimarka'yı sen bilirsin ya. Ben gitmedim abi, ama... Son zamanlarda duymuşsun o karikatür meseleleri değil mi? Aha. Peygamberimizin karikatür ettiler. Çoğu ateist. Ahlak, sıfırın altına sıfır. Peki ama hani şey demediniz mi, bunların ahlakı kötü ama bak güzel şehirler yapmışlar, şunu başarmışlar hani. Başarmışlar. Hiçbir adamın Danimarka'sında ufak bir nüfusu var. Danimarka'da yapılacak bir şey kalmadı. Yol meselesi yok. Aha. Okul meselesi yok. Hastane meselesi yok. Adam dünyanın kristalini veriyor. Gittim o cam fabrikalarına. Dünyanın kristali oradan çıkıyormuş. Veriyor Danimarka. Çok gelişmiş, zengin bir ülke. Soğuk, çok soğuk bir ülke. Orada çok güzel bir Ramazan geçirdim. Lokalda akşama kadar fetvalarla uğraştım. O zaman da bu ilminin 1/3 vardı. Ama anladığım kadarıyla hep okumaya, ilme devam değil mi? Gene devam, kitap okumaya devam. 35 gün kaldım oraya. 35 günden sonra uçağa bindim. Türkiye'ye geldim, gerisi geri. Peki bir öz eleştiri yaptınız mı hocam? Bak bunlar şu konuda bizi geçmişler, biz bu konuda geri kalmışız gibi böyle öz eleştiriler oldu mu? Hangisi diyeyim? Bak sana ne dedim ben şimdi? Dedim sana ki adamın yol sorunu yok. Yol yapacağım. Yok su sorunu yok. Şurada su, suyu akıtacağım şuraya. Hastane yapacağım. Adam bitirmiş bunları. Bitirmiş. Bitmiş. Her kurşuda kalkmış adam ya. Biz daha neresindeyiz ya? Biz daha yeni başladık. Yeni başladık. Peki hocam, 82 yaşındasınız ama maşallah hani sizdeki enerji, gayret gençlerde yok. Elhamdülillah. O azim, Mevla'nın aşk, lütfu keremidir bu. Maşallah. Veren Halik'imdir o. Ondan istiyorum ben. Peki hani böyle son olarak neler eklemek istersiniz? Mesela neler gördünüz bu hayatta? Hani böyle birkaç cümleyle ne? Şunu ne? Özellikle söylemek isterim dedim. Neyi? Yani hani 82 yıl bu dünyada bir şeyler gördüm. Anladımsa şunu anladım. Hayatta şu boş, şu kıymetli. Gençlere mesela nasihat olabilir. Bir de unutmayın, bize ilahi okuyacaksınız. Evet. Böyle bir... Nuh peygamber 950 sene yaşadı. Dediler ona ki ya Nuh, ne anladın? 950 sene yaşayan Nuh, ne anladın? Dedi ki birisi bir ev yapar, iki kapılıdır. Bir kapısından girer, bir kapısından çıkar. Ben de bunu anladım. Evin içine kadar kaldı. Buradan, bu kapıdan girdi, bir kapıdan çıktı. Evin içine kadar kaldı. 950 sene. Ben de dedim, o kadar bir şey anladım. Değil mi? Böyle bitirelim. Bir ilahi okuyacaksınız bize hocam. Karacaoğlan'dan. Uryan geldim, yine uryan giderim. Vay. Ölmemeye elde fermanım mı var? Vay. Uryan geldim, yine uryan giderim. Vay. Ölmemeye elde fermanım mı var?
Azrail gelmiş de can talep eder, benim can vermeye dermanım var. Azrail gelmiş de can talep eder, benim can vermeye dermanım var. Yürü bire yalan dünya, bu da Karacaoğlan'dan. Sana konan geçer bir gün, İnsan bir ekine benzer, onu eken biçer bir gün. Karacaoğlan der aşına, neler geldi şu başıma, mezarımın baştaşına. Baykuş konar öter bir gün. Ala Resulüne selavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve sellem. Bu kadar ayarlamak olur hocam. Tam yerine geldik. Öyle mi? Haydi bakalım arkadaş. Allah razı olsun hocam. Son konuşma yapayım bir tane. Yapın hocam. Tamam. Yapın. Nasıl çalışıyor istersen. Mu? Çalışıyor. Aziz kardeşlerim, bu yolculuk esnasındaki hayırlı bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk şer yolculuk değildi. Bu efendimin TV.net bizi hem gezdirdi hem konuşturdu. Hem de benim niyetimi siz iyi bilirsiniz. İslam'a hizmet babında konuşmak istedim. Konuştum ve muvaffak oldum. Allah kabul etsin diyelim. Allah sizlere hayırlı umurlar versin. Beni izlemeyi unutmayın. Cuma akşamları, Peşembe Cuma bağlayan akşam, gece saat 19.45. Yani efendim 8'i çeyrek kala Rize Çay TV'den beni izleyebilirsiniz. Hisli yürek lazımsa oku, onu yazdım
iki söz yazdım sana. Oku sana hisli yürek lazımsa. Oku onu yazdım iki söz yazdım sana. Lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdımsa oku sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdımsa. Hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdım.